Başbakan da körfez krizine değindi dün akşamki iftar programında. Yıldırım sorun sadece bölgeyle sınırlı kalmaz. Küresel bir soruna dönüşme riski çok fazla dedi. Başbakanın gündeminde terörle mücadele de vardı. Uluslararası topluma seslendi ve terörle mücadelede ikircikli tutumu artık dünyanın terk etmesi gerektiğini söyledi. Bu krizin ümit ediyoruz ki diyalog suretiyle sona erer. Arap Yarımadası'ndaki gerilim daha fazla yükselmemeli dedi. Ankara'nın diplomatik tüm adımları attığını söyledi. Sadece bölgeyle sınırlı kalmaz. Küresel bir soruna dönüşme riski çok fazladır. Başbakan iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi iftarda. Katar krizini değerlendirdi, ardından terör başlığını önceliğine aldı. Senin terör örgütün kötü, benim terör örgütüm iyi gibi mülahazalarla terörle mücadelede başarılı olunamaz. Yıldırım terör hepimizin ortak düşmanı diyerek devam etti. Terörden güvenli olan hiçbir ülke yoktur. İstanbul ne kadar güvenliyse Londra da o kadar güvendedir. Güney sınırımızda bir terör koridoru kurma hayaline izin veremeyiz dedi Yıldırım. Sincar ve Kuzey Suriye'de şimdi PKK'nın kuzenleri türedi. YPG, PYD gibi değişik kılıklarda, değişik isimlerde ama aynı aileden terör örgütleri şimdi orada başımızı ağrıtmaya çalışıyor. Onlara da eleman verdirmiyoruz, verdirmeyeceğiz. İş dünyasının temsilcilerine ekonomi üzerinden de mesajları vardı. 6 ay içinde 200 milyar lira sektöre para aktarıldığını söyledi. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu kadar parayı verdiniz de bu bankaların hali ne olacak? Siz bankaları düşünmeyin. Bankalar her zaman tuzu kurudur. Bankaların da karları artıyor.